oyuna başladı. Biri dedi ki bu oyunu çıldıracağız senden izlerken dedi. Bakacağız bakayım. Başlatıyorum hazırsak. Aha da başlattım. Diyaloglar Türkçe, ben çok konuşmayacağım o yüzden. Özellikle başlangıçta. İşte bu Stanley isimli bir adamın hikayesidir. Stanley büyük bir binadaki firma için işçi 427 olarak çalışıyordu. İşçi 427'nin işi basitti. 427 numaralı odadan masasının başına geçer ve klavyedeki tuşlara basardı. Emirler masasındaki bir monitörden gelir, ona hangi tuşa veya tuşlara, hangi sırayla ve ne kadar süre basacağını söylerdi. İşte bu işçi 427'nin her yılın, her ayının, her haftasının, her günü yaptığı işti. Ve başkalarının bu işin ruhunu öldüreceğini düşünse de Stanley sanki bu iş için yaratılmış gibi emirlerin geldiği her defasında bir haz alıyordu. Ve Stanley mutluydu. Sesi iyi değil mi bu arada? Ve sonra bir gün oldukça garip bir şey oldu. Stanley'i sonsuza dek değiştirecek bir şey. Asla unutamayacağı bir şey. Monitöründe takip etmesi gereken hiçbir komut olmadığını fark ettiğinde yaklaşık bir saattir masasının başında oturuyordu. Hiç kimse ona yapacağı işleri söylemek, toplantıya çağırmak, hatta merhaba demek için bile gelmemişti. Bu firmada çalıştığı yıllar boyunca hiç böyle bir soyutlanma yaşamamıştı. Bir şeylerin ters gittiği oldukça açıktı. Tamam. Şoke olmuş, donup kalmış bir şekilde Stanley kendini uzun süre hareket edemez halde buldu. Ama aklı başına gelip algıları tekrar açıldığında masasının başından kalkıp ofisinden dışarı çıktı. Tamam. Yani anladınız diye düşünüyorum. Türkçe olduğu için ben bir daha tekrar etmiyorum. Krize girecektim, bir yazıyı gördüm de. Evet, hadi bakalım. Tüm iş arkadaşları gitmişti. Bu ne anlama gelebilirdi ki? Stanley toplantı odasına gitmeye karar verdi. Belki sadece bırakılmış bir notu gözden kaçırmıştı. Bura full iş arkadaşların yerleri ha. Ben şu odadan çıktım bıraktım. Buraya kadar biliyorum. Odadan çıktım bıraktım. Bak şimdi hadi bakayım. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. Yani şimdi buradaki kapıda sağdan girersin kardeşim yani. Bir sağdan gidesim var benim şimdi şu cümleyi duyunca. Ne var burada? Adam sol dedi değil mi? Oğlum bana kimse ne diyeceğimi diyemez lan. Toplantı odasına giden doğru yol bu değildi. Ve Stanley de bunu pekala biliyordu. Belki sadece çalışan dinlenme odasını görmek istemişti. Sırf hayran kalmak için. Evet. Ah evet, gerçekten de hayran kalınacak bir odaydı. Bu güzelce dizayn edilmiş kusursuz odada bulunmak yolu uzatmaya gerçekten değmişti. Stanley orada öylece durdu. İçine çeker gibi hem de. Yo durmadım. Hadi bakayım devam. Ama işe geri dönmeye bu kadar istekli olan Stanley solundaki ilk kapıya yöneldi. Aa ya bu adam sürekli beni yönlendiriyor. Ben çok çok gıcık oldum bu arada. Z aykırı. Yine şimdi sola döndü diyor. Biz buraya gideceğiz. Yani buraya gidebiliriz. Sağda yol yok. Ben biraz aykırı takılacağım bu adama. Dur bakayım ya. Stanley yönlendirmeleri takip etmekte o kadar kötüydü ki yıllardır işten kovulmamış olması bir mucize. Laf sokuyor. Tamam. Bak Stanley, sanırım birbirimize biraz haksızlık ettik. Ben senin düşmanın değilim. Gerçekten bak. Birilerine güvenmenin zor olduğunu biliyorum. Ama işin aslı şu ki bu hikaye hep senin hakkında oldu. İhmal ettiğin birileri var Stanley. Unuttuğun birileri. Lütfen her kararı kendi kendine vermekten vazgeç. Şimdi kendim için sormuyorum. Onun için soruyorum. Azıcık beni dinle diyor ya. Güven bana diyor ha. İşte bu Stanley. Kendini kurtarmanın bir yolu. İşi bir kenara bırak ve onun hayatına tekrar girmesine izin ver.
uzun zamandır seni bekliyordu. Hadi bak. Tövbe estağfur, bu ne oğlum? İşte o, Stanley. Bunu yapan kişinin sen olması gerekiyor. Ona uzanacak kişinin. Eğer gerçekten bir başkasına inanabilirsen, telefonu kaldırmalısın. Başka da seçenek yok gibi. Açalım bakayım ya. Vallahi ben merak ettim böyle ya. Açalım bakayım. Ah, Stanley sen misin? Biraz bekle tatlım. Beklettiğim için üzgünüm. Ekmeği fırından çıkarıyorum da. Oldu. Tamam şimdi oldu. Pekala şimdi. Tamam. Benim sana iş yerindeki gününün nasıl geçtiğini anlatmamı istiyorum. Kandırdım. Ay. Gel hadi. Gerçekten de seni seven bir karının olduğunu mu sandın lan? Kim seninle bir ömür geçirmek ister ki? Ay adam şey zalim çıktı gördünüz mü? Bir şeyleri görmeni sağlamaya çalışıyorum. İçeri gel. Sana gerçekten neler olup bittiğini göstermeme izin ver. Ağzını kırdım ama oyun güzelmiş bu arada. Oyun güzel. Bu Stanley isimli bir adamın ölümünü anlatan çok hüzünlü bir hikayedir. Günaydın işçi. 420'de klavye tarafındaki V'ye bas. Hadi bakayım. Stanley çok sıkıcı bir kişidir. Kendisinden hiçbir şey beklenmeyen bir işe sahiptir. Ve bastığı her tuş kendine bile hayrı olmayan varlığını hatırlatan bir nüanstır. Adam beni sürekli aşağılıyor bu arada. Evet. Ya bu arada bizim karakter her tuşa ya birinden komut geliyor basıyordu hikayenin başında hatırlıyorsanız. Şimdi ben bunu tuşlarına basarak aynı şeyi yapıyorum her dediğine. Şuna bakın. İşte tuşlara basıyor. Aynen kendisine söyleneni yapıyor. Şimdi bir tuşa basıyor. Şimdi öğle yemeğini yiyor. Şimdi evine gidiyor. Şimdi işe geri geliyor. Yapıyorum, eğer ki evet. Bu hayatı kendisi seçmiş olmasaydı birileri onun bu haline üzülebilirdi. Basmıyorum lan. V'ye basmasam ne olur? V'ye değil de mesela ben H'ye bassam. Yok. Hiçbiri olmuyor ya. Mecbur basacağız herhalde. Ama onun aklında, kendi aklında çok fantastik maceralara gidebiliyor. Çalıştığı masanın ardında Stanley bilinmeyene doğru yapılan yeni yerlerin fantastik keşiflerinden oluşan maceraları hayal ediyor. Bunlar harikaydı. Ve her gün bunların aslında hiçbir şekilde gerçek olmadığını hatırlayarak işine geri dönüyor. Televizyon izlemek için 8. Ve o da işi hakkında fanteziler kurmaya başladı. Önce bir gün işteyken masasının başından kalktı ve tüm iş arkadaşlarının, patronunun, binadaki herkesin yer yarılıp da içine girmiş gibi ortadan kaybolduğunu fark etti. Bu düşünce onu dehşetli bir şekilde heyecanlandırdı. Lütfen çocuklarla biraz zaman geçirmek için 8'e bas. Evet. O yüzden işin peşini bırakmadı. Her ikisinden de geçebileceği iki kapıdan ibaret bir yol ayrımına geldiğini hayal etti. Sonunda seçim. Kapıların ardında nelerin olduğunun pek bir önemi yoktu. Kendi seçiminin bir değerinin olması düşüncesi bile hayal edilemeyecek kadar harikaydı. Oyun başındaki akşam yemeği hazırlamak için Bu fantezi dünyasında gezinirken içini olabildiğince çok yol ve hedefle doldurmaya çalıştı. Yolun sonunda monitörler ve zihin kontrolüyle dolu devasa bir oda vardı. Başka bir yoldaysa birçok farklı yöne giden sarı çizgiler ve başka bir yolda da bebekli bir oyun. Ve ona şöyle bir isim verdi. The Stanley Parable. Masal anlatmak için X'e bas. Ben bu odada takılı kaldım. Yani odada böyle kaldım bu arada ya. Dur bakayım. Yok kapıya falan da gidemiyorum. Lütfen çocuklarına bir masal anlatmak için X. Bu harika bir fanteziydi. Ve bu yüzden kafasında tekrar yaşadı bunu. Ve sonra tekrardan ve tekrardan ve tekrardan. Umudun ötesinde bir beklentiyle hiç bitmemesini umarak her zaman böyle özgür hissedene dek. Elbette yeni bir yolda başka bir cevap vardı. Öyle değil mi? Belki bir kez daha oynasa... Lütfen karına onu sevdiğini söylemek için 9'a bas. Ya
Gene bir şey çıkacak gibi vurdun ama hadi bakayım. Ama cevap falan yok. Nasıl olabilirdi ki? Gerçekte tüm yaptığı sürekli aynı tuşa basıp durmaktı. Bir şey değişmemişti. Burada daha çok vakit geçirdikçe, daha çok kafasını topladıkça hangi hayatın gerçek olduğunu daha çok karıştırır oldu. Ay ben aslında şu an çalışma masamda mıyım acaba? Dur bakayım. Ve ben de ona şunu söylemeye çalışıyorum ki bu dünyada kendisi gözlemciden başka bir şey olamaz. Yani burada durduğu sürece kendisini yavaşça öldürmekten başka bir şey yapmıyor. Ama beni hiç dinlemiyor. Durmaya niyeti yok. İşte bunu izle. Stanley, ekran bir daha senden tuşa basmanı isterse bunu yapma. Yapacağım ama bak bana söylüyor yine. Görüyorsun ya, beni duyamıyor mu? Burada geçirdiği her saniyeyle birlikte ölüme adım adım yaklaştığını onu anlayabileceği şekilde nasıl anlatabilirim ki? Benim gördüğümü görmesini nasıl sağlayabilirim? Kendine bakmasını nasıl sağlayabilirim? Lütfen hiçliği sorgulamak için sıfıra bas. Sanırım yapamam. En azından istediğim şekilde olmaz. Evet ofisimdeyim ya. Ama kuralları ben koymuyorum. Sadece bana verilen rolü oynuyorum. Tıpkı Stanley gibi. O kadar da farklı değiliz onunla sanırım. Bir kez daha anlatmaya çalışacağım. Buna mecburum. Belki de... belki bu defa gözlerini açar. Belki bu defa. Ve yeniden denedim. Ve Stanley bir tuşa bastı. Ve tekrar denedim. Ve Stanley bir tuşa bastı. Ve tekrar denedim. Ve Stanley... Öldük mü lan? Bitti mi oyun? Ha tamam, seçimlerim sonucunda oyunu başa aldı şu an değil mi? Tamam. Allah Allah. Tüm iş arkadaşları gitmişti. Bu ne anlama gelebilirdi ki? Tamam tamam. Stanley toplantı odasına gitmeye karar verdi. Belki sadece bırakılmış bir notu gözden kaçırmıştı. Tamam. Bu sefer söz dinleyeceğim ama hadi bakayım. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. Hadi lan bir dinleyelim bakayım buradan nereye çıkacak. Evet farklı bir oda. Ama burada da hiç kimse yoktu. Hiç inanası gelmediği halde bazı cevaplar bulma umuduyla Stanley patronunun ofisine gitmeye karar verdi. Kovulmamak için gerekenler neydi ya? Bir iş arkadaşıyla bir anlaşmazlık nasıl çözülür? İçinizdeki öfkeyi biriktirin. İş arkadaşınızı pasif... Aa çok hızlı geçiyor ama ya. Slide'ınız başladığında kaygan mavi bir grafik. Yok benim merak ettiğim gitti. Bunlar neymiş? Dur bakayım tahtalara bakalım ya. Hedefler kafa makinesi için finansman sağla. Falan filan he. Bu da haftanın programı mı? Sakın yazı tahtası görevlisine danışmadan değiştirmeyin. Hadi bakayım. Süpürge dolabı. Patronun odasına git demişti değil mi? Bir merdivene geldiğinde Stanley patronunun ofisine gitmek için yukarı çıkan merdivenlere yöneldi. Hadi bakayım. Bu sefer sendeyiz oğlum. Burası tuvalet. Şurası. Patronunun ofisine girdiğinde Stanley bir kez daha bir insan varlığına dair hiçbir iz göremediği için afalladı. Şoke olmuş ve aklı Arap saçına dönmüş bir şekilde Stanley tüm bunların kimin başının altından çıktığını ve kendisi için ne tür şeytani planları olduğunu merak etti. Bilemeyeceği bir şey vardı ki o da patronunun Stanley'den sakladığı korkunç gerçeği koruyan klavye panelinin patronunun masasının arkasında olduğuydu. Ve bu panele ekstra bir koruma önlemi olarak şu sayıları şifre olarak girdiydi. 2, 8, 4, mi? Ama elbette Stanley'nin bunu bilme imkanı yoktu. Ne dediydi? Ben tam Stanley gibiyim bu arada. Ne dediydi? 2, 8, 4, 5. Tamam. Stanley orada öylece bakıp parmaklarını çevirip durdu. Bu aygıta girdiği hiçbir sayının bir anlamı yoktu. Nerede çünkü oğlum bilgisayar nerede 2, lan? 2, 8, 4, 5 olduğunu asla bilemezdi.
Bilgisayar nerede? Ha şurası, bilgisayar değil pardon. 2, 8. 8, 4, 5. 5. Ama inanılmaz bir şekilde paneldeki rakamlara rastgele basarak Stanley tamamen şansa bala doğru kodu girmeyi başarmıştı. Şaşırtıcı. Yeni açılan yola adımını attı. Şurası yine masanın altıyla ilgili bir şey söylemişti ya. Neyse bakayım, devam. Tövbe bismillah. Adamın dublajı benim konuşmama benzedi biraz az önce. Hadi bakalım. Şansa baladı. Aynen girdiydi. Şoraya dese tamamız ya. Ne oldu? Binanın derinliklerine doğru ilerlerken Stanley kendini biraz ayrıcalıklı hissetti. Evet. Göğsünde dönüp duran bir histi bu. Sanki kendisi için düşünebilecek vakti ve izni bulmuştu. Sanki yaptığı işin doğasını sorgulayabilirdi. Peki bunca yıl hiç aklına bile gelmemiş olmasına rağmen bunu neden şimdi düşündü? Bu soru uzun süre cevapsız kalamazdı. Hadi bakalım. Stanley üzerinde akıl kontrol tesisi yazan bir kapıdan geçti. Akıl kontrol tesisi mi? Oğlum burada benim aklımı mı test edecek mi? Tamam. Televizyon ekranları ile dolu devasa bir odada ışıklar açıldı. Bu yer nasıl korkunç bir sır saklıyor olabilir diye düşündü Stanley. Bunu bulabilecek gücü var mıydı? Buluruz. Bu ne? Kamera. Bunlar ne? Tamam, buna da bas. Monitörler yaşamla dolduklarında gerçek duaları açığa çıktı. Hepsinin üzerinde bina çalışanlarından birinin numarası vardı. Kovuldu yazıyor birinde. İş arkadaşlarının. Her bir bireyin hayatı ekranlardaki görüntüleri indirgenmiş ve onlardan biri olan Stanley, özgürlüğün hiçbir şey ifade etmediği bu yerde izlenmekteydi. Vay be! Yalnız bir tanesi de kovuldu yazıyordu şeyler açılmadan. Tamam, devam. Ha bak, şunda kovuldu yazıyor, görüyor musun? 80-104. 104 numara. Onda bir şey olabilir, böyle easter egg gibi bir şey var mı? 104. Dur, cevaplamayın, tamam. Bu zihin kontrol tesisi inanılamayacak kadar korkunçtu. Gerçek olamazdı. Stanley bunca zaman boyunca bir başkasının kontrol altında mıydı? Sıkıcı işiyle mutlu olmasının tek sebebi bu muydu? Körlemesine kabul etmesi için duygularının manipüle edilmesi miydi? Evet, buraya enteresanmış bu arada. Hayır, inanmayı reddetti. Bunu kabul edemezdi. Hayatı bir başkasının kontrolü altında mı? Asla! Düşünülemezdi bu, değil mi? Böyle bir şey mümkün müydü ki? Tüm hayatını dünyaya karşı kör bir biçimde mi geçirmişti yani? Evet, ambiyans enteresandı orada ya. Ama işte kanıt buradaydı. Operasyonun kalbi, duygu seçenekleriyle etiketlenmiş tuşlar. Mutlu, üzgün ya da memnun. Yürümek, yemek yemek, çalışmak. Tüm bunlar izleniyor ve emrediliyordu işte bu yerde. Ve geçmişinin soğuk gerçeği kafasına dank etmeye başladıkça, Stanley bu makinenin bir daha asla hiçbir insanın hayatı üzerinde korkunç gücünü kullanmaması gerektiğine karar verdi. Bu makineyi bozacak, yok edecek, parçalayacaktı. Yani o gün çalışanın nasıl hissedeceğine bile buradan karar veriyorlarmış. Öyle bir sıkıntılı. Benim numaramı Yağmur kızdı da numarasını ısrarla bakma diye. Bizim numara kaçtı harbiden? Bizim numarada sıkıntı yoktu ya. Zihin kontrol durumu çevre dışı, çevrim dışı. 427. Zihin kontrol durumu tamam, çevrim dışı. Dur bakayım, şu etrafa bir bakalım ya. Bu ne? Bu ne lan? O çok pis inesim geldi. Dur, ona bakacağım. Tamam, hepsi çevrim dışı.
5. Vallahi her tuşa basasım var. Zihin kontrolleri boşta, giriş bekleniyor. Tamam. Şuraya bir ineceğim ya. Acayip merak ettim buraya. Dur bakayım. Ha, iyi, bir sıkıntı yok. Güzel. Ya tesisteki şeyleri parçalıyor diyordu. Parçalamak için 5'e mi basacağım? Ne? Sistem gücü. Ha, burası burası. Tamam, tesisin gücü, ama öncesinde şu 5'e bir basalım ya. 5'e basalım, evet. 5'i merak ettim. Evet. 5'e klavyeden mi basayım? Dur bakayım. Yok lan, siz de beni mi kandırıyorsunuz? Zihin kontrolleri boşta, giriş bekleniyor. Orada ne yazıyor? Oo, HK. Ve sonra sonunda tesisin enerji kaynağını buldu. Bunun onun görevi, yükümlülüğü olduğunu biliyordu. Bu yere ve ardında duran her şeye bir son vermesi gerekiyordu. Kapı aç, he? Açabilirim ama bu arada. Çok pis açasım geldi bu arada, biliyor musunuz? Vallahi kapatırsak açacağım ya. Oh Stanley, bu kontrolleri aktifleştirmedin değil mi? Yo, etkinleştirdim. Seni bunca yıl boyunca tutsak ettikten sonra şimdi kalkıp bu makineyi kendin mi kontrol etmek, evet, istiyorsun? Şey istiyoruz. Kontrol mü? Vallahi istiyoruz. Oh, Stanley. Çabanı alkışlıyorum gerçekten, ama anlamak zorundasın. Makinenin de yapabileceği şeyler sınırlı. Boş verip gitmen gerekiyor. Kontrolleri kapatacak ve çekip gidecektin. Eğer hikayemi yolundan çıkarmak istiyorsan bundan daha çok çaba sarf etmelisin. Korkarım sahip olduğunu düşündüğün gücün yanından bile geçmiyorsun. Örneğin sanıyorum ki bunu münasip bulacaksın. Stanley bir anda ağdaki acil durum yok etme sistemini tetiklediğini fark etti. Uygun bir DNA işleşmesi olmadan makinenin aktifleştirilmesi durumunda nükleer başlıklar patlayacak ve bütün tesisi küle çevirecekti. Peki o zaman patlamaya ne kadar kalmıştı? 2 dakika. Şöyle diyelim. 2 dakika. Ah, şimdi işler daha eğlenceli hale gelmeye başladı değil mi Stanley? Artık oğlum, yıldızın ne? Parlama zamanı geldi. 5. Yıldız sensin. Artık bu senin hikayen. İçinden nasıl gelirse öyle şekillendir onu. Ah, bu aklımdakinden çok daha iyi oldu. Keyfini çıkarmak için bu kadar az vaktin kalmış olması ne yazık. Kaçacağız demiş mi? Önceki son birkaç an. Her bir an paha biçilemez değerde. Senin hakkında, benim hakkında, nereden gelip nereye gittiğimiz hakkında, tüm bunların ne anlama geldiği hakkında konuşacak anlar. Nereden başlayacağımı bilemiyorum bile. O da ne? İş arkadaşlarının nerede olduğunu mu öğrenmek istiyorsun? Varlığın yok olmadan önce küçük bir teselli mi? Tamam, keyfim yerinde. Ve nasıl olsa ölüp gideceksin. Sana onlara ne olduğunu söyleyeceğim. Ya söyle bakayım. Onları sildim. Makineyi kapattım. Seni serbest bıraktım. Elbette, hikayenin sadece bu kısmında böyleydi. Şöyle söylediğim zaman da, ofisinde sonsuza dek oturarak, durmadan tuşlara basarak tek başına ölürsün. Diğer zamanlarda ofisin yar yarılıp da içine girmesine izin verin. Ya da yanıp kül olmasına. Yine de şunu belirtmeliyim ki olayların bu şekilde gelişmesi benim için daha eğlendirici oldu. Etrafında olup biteni anlamaya ve senden alınan kontrolü geri almaya çalışman oldukça zengin. Neredeyse bitecek olmasını üzüleceğim. Nasıl eğleniyor ama ya? Ama bir sonrakinde bundan bile iyi olacağına eminim. Tanrım, sadece 30 saniye kalmış ama öyle çok eğleniyorum ki. Boşver gitsin. Lan şuna bir yetişsem çok merak ettim. Ekleyeceğim. Neden olmasın? Bunlar çok değerli eksaniyeler Stanley. Vakit nakittir. Ah canım benim. Sorun ya ne? Hadi bir şey olsun ya. Acaba nereye gideceğini veya ne yapman gerektiğini bilmemen mi sorun? Yoksa o geri sayımı gördüğünde bu odada bir şeyin geri sayımı durdurabileceğini mi sandın? Evet. Kendine bir bak. Tuştan tuşa, ekrandan ekrana koşuyorsun. Odadaki her şeyin üzerine tıklıyorsun. Bu numaralı tuşlar. Hayır, bu renkli olanlar. Ya da belki de bu büyük kırmızı tuş. Ya da bu kapı.
Her şey, hiçbir şey. Burada bir şey beni kurtaracak. Sana böyle düşündüren nedir ki Stanley? Bu oyunu yenebileceğini, kazanabileceğini, çözebileceğini mi sanıyorsun? Burada bulunma sebebini bile biliyor musun ki? Stanley, acayip bir hayal kırıklığı. Ama sana bir spoiler vereyim. Bu geri sayım sadece aksiyonu rayında tutan bir katalizör değil. Aynı zamanda adım adım yaklaşan ölümü. Arkana yaslanıp bir sinematik izlemek yerine oyunu olmanın... 5-2-1 nereye gireceğim ama onu? Çaresiz ve güçsüz olduğun bu her anın seni daha mütevazı yapmasını görmek istediğimdendi. 0-5-2-1. Bu bir trajedi. Bu dünyayı kontrol etmek istedim. Öyle olsun. Ama önce ben onu yok edeceğim. 0 yok. Sırayla basacaksın. 0 yok ki. Bir şey kalmayacak. Saate bir bak Stanley. Halen mücadele verebilmen için geriye kalmış 30 saniye. Büyük patlamaya 30 saniye. Ya yalan konuşuyor bu ya. Vallahi yalan konuşuyor. Ben şurada oturup sadece izleyeceğim. Sadece parçalarına ayrılacaksın. Kırılgan hayatına umutsuz bir şekilde tutunmaya mı çalışacaksın? Yalan konuşuyor. Yoksa bana güvenin ya. Sadece yalan konuşuyor. Terk mi edeceksin? Başka bir seçim. Bunu iyi değerlendir. Ya da değerlendirme. Bana göre hava hoş. Hepsi bu şakanın bir parçası. Ve inan bana, kaçınılmaz hayatının her saniyesinde gülüyor olacağım. Yok olduğun andan benim şöyle dediğim ana kadar. Sonsuza dek mut... Tövbe bismillah. Gene mi bitti ya? Ya hayır ya. Demek ki harbiden öldük. Tüm iş arkadaşları gitmişti. Bu ne anlama gelebilirdi ki? Ya vallahi kafayı fıttıracağım. Orada o tuşa verdi. Basmayacaktık sadece ya. Sadece bırakılmış bir notu gözden kaçırmıştı. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence bu oyunda her söylenenizi yaparsak en uzun ve olur sona ulaşırız gibi hissediyorum ben ya. Solda çıkış mı vardı? Neyse dur bakayım. Her söyleneni yapacağım bu sefer ya. Bir de öyle deneyelim. Nereye geldim lan ben? Seçim yapmadık. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. Tamam. Tamam burayı da biliyorum. Bu yol uzadı bu arada. O kadar uzun değildi o yol ya. Hiç inanası gelmediği halde bazı cevaplar bulma umuduyla Stanley patronunun ofisine gitmeye karar verdi. Bir merdiveni geldiğinde Stanley patronunun ofisine gitmek için yukarı çıkan merdivenlere yöneldi. Aşağıda ne var? Yani insan da çok pis terse gidesi geliyor ama hadi bakayım ya. Patronunun ofisine adım atan Stanley, bir kez daha insan varlığına 2-8. Dair bir iz bulamamaktan ötürü şaşa kalmıştı. 2-8. Bu ne anlama gelebilir ki diye sesli düşündü Stanley. Etrafta duyacak hiç kimse olmadığı halde. Vahşi bir şekilde patronunun masasındaki kağıtları yırtar, raflardaki kitapları devirir, duvarda asılı tabloların ardına bakarken içinde bulunduğu durumu aydınlatacak bir ipucu arıyordu. Ama sonra dikkatini patronunun masasının ardındaki panel çekti. Bu panelin amacı ne olabilirdi ki? Aslında bu panel ayaklarının altında yatan korkunç bir gerçeği saklıyordu. Ve bu yüzden patronu panele bir... Stanley hikayeyi öylesine hızlı bir şekilde bitirmeye çalışıyordu ki anlatıcının konuşması için hiçbir imkan bırakmıyordu. Bu tür vesveseler sağlıklı değildir. O yüzden bir süre için sakin bir New Age tarzı müzik ile rahatladı. Hayda! Adam hızlı oyunu hızlandırak diye hızlıca girdim, yavaşlattı oyunu ya. Sakinlemiş ve yenilenmiş bir şekilde hisseden Stanley, sakin bir şekilde yeni açılan yola adımını attı. Aa, farklı yol. Ha yo. Aynı yol. Ulan ben de aşağı yol açıldı sandım ha. Hadi bakayım. Gene geldik az önceki yere. Oyun enteresan ya, hoş. Ya Türkçe dublaj olmasının... Dublaj olmasının etkisi çok yüksek tabii. Ya bu tarz oyunlar
Var var ama bir de üstüne Türkçe dublaj, bir de güzel bir oyun mantığı olunca tabii ekstra bir lezzetli oluyor. Devam. Stanley üzerinde akıl kontrol tesisi yazan bir kapıdan geçti. Dur bakayım dur. Ben şu kafaya koydum ya ne olacak diye. Burada kendi numaramıza bakacaktık. Dolu devasa bir odada ışıklar açıldı. Bu yer nasıl korkunç bir sır saklıyor olabilir diye düşündü Stanley. Bunu bulabilecek gücü var mıydı? Burada 427. Kendi numaramıza bakacağız aynen. Biz kovulmuş muyuz? Monitörler yaşamla dolduklarında gerçek duaları açığa çıktı. Hepsinin üzerinde burada. Bina çalışanlarından birinin numarası vardı. Stanley'nin iş aynen, arkadaşlarına. Bizim oda ya. Her bir bireyin hayatı ekranlardaki görüntüleri indirgenmiş ve onlardan biri olan Stanley, özgürlüğün hiçbir şey ifade etmediği bu yerde izlenmekteydi. Burası enteresan ya. Burası güzel. Bu zihin kontrol tesisi inanılamayacak kadar korkunçtu. Gerçek olamazdı. Stanley bunca zaman boyunca bir başkasının kontrol altında mıydı? Sıkıcı işiyle mutlu olmasının tek sebebi bu muydu? Körlemesine kabul etmesi için duygularının manipüle edilmesi miydi? Hayır, inanmayı reddetti. Bunu kabul edemezdi. Hayatı bir başkasının kontrol altında mı? Sanmıyorum. Asla. Abi. Düşünülemezdi bu, değil mi? Böyle bir şey mümkün müydü ki? Tüm hayatını dünyaya karşı kör bir biçimde mi geçirmişti yani? Az işte önceki yere geldik. Operasyonun kalbi, duygu seçenekleriyle etiketlenmiş tuşlar. Mutlu, üzgün ya da memnun. Yürümek, yemek yemek, çalışmak. Şu tuşlardan bahsediyor sanırım ya. Tüm bunlar izleniyor ve emrediliyor da işte bu yerde. Ve geçmişinin soğuk gerçeği kafasına dank etmeye başladıkça Stanley bu makinenin bir daha asla hiçbir insanın hayatı üzerinde korkunç gücünü kullanmaması gerektiğine bulalım. Karar verdi. Sıfırı tam anlatırken sıfıra bakalım. Bu makineyi bozacak, yok edecek, parçalayacaktı. Sıfır sıfır. Sıfırda hiç yok ki. Bir var, iki var. Bir dakika, her tuşun bağlandığı bir kapı mı var? Bu buna gidiyor. Sıfır yok ki. Tamam, o zaman devam. Aramayalım. Tam kötü adam yeri burada ya. Şimdi kapa diyeceğiz bu sefer. Sonunda tesisin enerji kaynağını buldu. Bunun onun görevi, yükümlülüğü olduğunu biliyordu. Bu yere ve ardında duran her şeye bir son vermesi gerekiyordu. Hadi bakayım. Hazır mısınız? Ya bence bunda da bir şey çıkacak da bu adam bizi kandırıyor gibi hissediyorum ya. Ahanda. Bence kapatınca direkt başlayacak. İzleyin şimdi. Ve emin olamamanın getirdiği bir ürperti. Bitmiş miydi? Kandırdığımdır. Evet, kazanmıştı. Makineyi yenmişti. Kendisini bir başkasının boyunduruğundan kurtarmıştı. Özgürlük sadece birkaç adım ötedeydi. Ama öyle olmasına rağmen devasa kapı yavaşça açılırken Stanley halen ne kadar bulmacanın çözülmemiş kaldığını düşünmeden edemedi. İş arkadaşları nereye gitmişti? Kendisi makinenin boyunduruğundan nasıl çıkmıştı? Bu bina başka nasıl gizemlere ev sahipliği yapmaktaydı? Ama gün ışığı odaya vurdukça bunların hiçbir önemi olmadığını söylüyor bu ya. Fark etti. Çünkü onun aradığı bilgi değildi, güç de değildi. Yalnızca mutluluktu. Belki de amacı anlamak değil, boş vermekti. Artık kimse ona nereye gideceğini, ne yapacağını ya da ne hissedeceğini söyleyemezdi. Nasıl bir yaşam sürerse sürsün, ay, ne güzel onun lan. Yaşamı olacaktı. Ve şu anda bilmesi gereken tek şey buydu.
belki de bilmeye değer tek şey. Stanley açık kapıdan adımını attı. Hadi bakayım oğlum, bak benim duygularımla oynamayın. Çok sevdim burayı ya. Stanley soğuk meltemi teninde hissetti. Özgürlüğün getirdiği hissi. Önünde açılan bu yeni yolun getirebileceklerinin hissi. Şu anda her şey olması gerektiği gibiydi. Ve Stanley mutluydu. Bitti mi? The Truman diye. Evet. Bak, Truman Show'u izlemeyenler izlesinler bu oyunu sevdiyseniz. Ne oldu şimdi? Başarım kazandı. Bu kapının eşiğinden atılan bir adım diye düşündü Stanley. İhtiyacım olan her şey bu. Eğer bu kapıdan geçebilirsem geri kalan her şeyi başarmış olacağım. Ama diyalog değişti. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. Oyun sürekli değişiyor abi diyor. Evet, sürekli değişiyor ya. Hayali miydi anlamadım ben. Hadi bakayım, bu sefer merdivandan aşağı ineceğim ya. Tamam. Ama burada da hiç kimse yoktu. Hiç inanası gelmediği halde bazı cevaplar bulma umuduyla Stanley aşırı çalışın diye karar verdi. Tamam. Burada aşağı ineceğiz. Bir merdivene geldiğinde Stanley patronunun ofisine gitmek için yukarı çıkan merdivenlere yöneldi. Bir de çıkış vardı diğer yerde, ona da bakalım. Ama Stanley bunu yapamazdı. Patronuyla karşılaşma ihtimalini düşündü. İşinin başında olması gerekirken olmadığını itiraf ettiğini. Bu yüzden kovulabilirdi. Ve ekonomi böyle darboğazdayken neden böyle bir risk alsındı ki? Sırf herkesin mi? Ortadan kaybolduğuna inandığı için mi? Patronu onun çıldırdığını düşünürdü. Sonra Stanley'nin aklına bir şey geldi. Belki diye düşündü kendi kendine. Belki de ben deliyim. Tüm iş arkadaşlarım bir anda gizemli bir şekilde ortadan kayıp mı oldu? Hiçbirinin mantıklı bir açıklaması yoktu. Ve Stanley bunu düşünürken başka garip gözlemlerde de bulundu. Örneğin aşağı baktığında neden ayaklarını göremiyordu? Gittiği her yerde neden kapılar otomatik olarak ardından kapanıyordu? Ve bu bağlamda tüm odalar hep birbirine benziyordu. Kendilerini tekrar mı ediyorlardı? Hayır, dedi Stanley kendi kendine. Bunlar çok garip, bu gerçek olamaz. Ve sonunda vardığı sonuç dilinin ucuna kadar geldi. Ama söyleyecek kelimeleri seçemedi. Rüya görüyorum, diye bağırdı. Bunların hepsi bir rüya. Bir cevap, bir açıklama bulduğu için Stanley öyle rahatlamıştı ki iş arkadaşları aslında hiçbir yere gitmemişti. İşini kaybetmeyecekti. Deli filan değildi. Ve yine Allah kendi Allah. Kendine düşündü. Sanırım yakında uyanacağım diye. Tuşlara basmaktan ibaret işime ve sıkıcı gerçek hayatıma geri döneceğim. Madem rüya gördüğümün farkındayım, bunun keyfini çıkarabilirim o zaman. Ve kendini uçarken hayal etti. Lan başka da hiçbir şey yok ve ya. Ve yavaşça yerden yükselmeye başladı. Sonra kendini uzay boşluğunda büyülü bir yıldız topluluğunun arasında uçarken hayal etti. Tamam, bu güzel. Öyle eğlenceliydi ki Stanley halen uyanmamış olmasına hayret ediyordu. Halen nasıl rüya gördüğünün farkında olmaya devam edebilirdi. Ve sonra belki de şimdiye kadarki soruların en garibi geldi Stanley'nin aklına. Daha önce sormamış olduğuna kendisi de şaşırdı. Neden kafamın içinde her yaptığımı söyleyen bir ses var? Evet. Şimdi de ses kendini Stanley tarafından düşünülürken anlatıyordu. Bunu nasıl garip bulduğunu, sanki burada ikinci bir kişi olduğunu, düşüncelerimi nasıl açıkladığını düşünmemi açıklayan bir ses hayal ediyorum diye düşündü. Ve her şeyin nasıl, ne kadar garip olduğunu düşünüp bu sesin tüm insanlara rüyalarında konuşup konuşmadığını merak etti. Ama elbette gerçekte bunların hiçbiri rüya değildi. Nasıl olabilirdi ki? Stanley sadece kendini mi kandırıyordu? Eğer uykudaysa hiçbir sorumluluk almak zorunda kalmayacağına kendini mi inandırıyordu? Stanley şu anda ömrü boyunca hiç olmadığı kadar uyanık.
Sesin bu kelimeleri söyleyişini duymak Stanley için büyük bir şoktu. Ne de olsa hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde bunun bir rüya olduğunu biliyordu. Adam da susmuyor. Ses, bir şey diyeceğim. Daha ağırlı büyülü bir alemde yıldızların arasında uçtuğunu görmemiş miydi? Ses bütün bunları nasıl açıklayacaktı? Bu ses de onun bir parçasıydı elbette. Sadece şunu yapması gerekecekti. İspatlayabilirdi. Kontrolün kendi elinde olduğunu ve bunun bir rüya olduğunu ispatlayabilirdi. Yo, benim bastığım olmadı bu arada ya. O yüzden gözlerini yavaşça kapadı ve kendini uyanmaya hazırladı. Teninin üzerindeki battaniyenin hafif ağırlığını ve sırtındaki karyolanın baskısını, dışarıdaki dünyadan gelen taze havayı hissetti. Bırak da uyanayım diye düşündü. Bu rüyadan bıktım artık. Uyanamayacak. Seni istiyorum. Bırak da işime gideyim. Tuşlara basmaya devam edeyim. Lütfen. Tek isteğim bu. Dairemi, karımı ve işimi geri istiyorum. Tüm istediğim hayatımın olduğu gibi devam etmesi. Hayatım normal. Ben normalim. Her şey çok güzel olacak. Sıkıntım yok. Aynı yerdeyiz ya. Gandırıyor ya. Hadi bakayım. Evet. Stanley çığlık atmaya başladı. Lütfen biri beni uyandırsın. Benim adım Stanley. Bir patronum var. Bir ofisim var. Ben gerçeğim. Bir dakika. Lütfen birisi bana gerçek olduğunu söylesin. Burada bir şey var. Gerçek olmalıyım. Öyle olmalıyım. Sesimi duyan var mı? Ben kimim? Kimim ben? Ve her şey bir anda karardı. Kafayı yedik valla. Biri bana yardım etsin. Bu Mariela isimli bir kadının hikayesidir. Mariela her günkü gibi uyandı. Yatağından kalktı, giyindi, pılısını pırtısını topladı ve çalıştığı yere doğru yola koyuldu. Ama bugün kasabada sağdan sola koşup duran, kendi kendine çığlıklar atan ve en sonunda düşüp ölen bir adam tarafından yolu kesildi. Ve kısa bir süre içerisinde dönüp giderek bir ambulans çağıracak olmasına rağmen çok kısa bir an için bu garip adamı düşündü. Kesinlikle çıldırmıştı. Bu kadarı belliydi. Herkes delilerin nasıl göründüğünü bilir. Ve işte o anda kendi kendine normal olduğu için şanslı olduğunu düşündü. Aklım yerinde. Bize bakıp aklımın şükretmiş. Kontrolü de bende. Ne gerçektir ne değildir biliyorum. Bunu düşünmek rahatlatıcıydı. Ve bir şekilde bu adamı görmek ona kendisini daha iyi hissettirmişti. Ama sonra o gün için ayarladığı buluşma aklına geldi. Kariyerini ve dolayısıyla da hayatının geri kalanını etkileyecek olan ve etkilemesi gereken önemli insanlar vardı. Bunun için zamanı yoktu. O yüzden sadece bir an için orada durup yerde yatan cesede baktı. Sonra ve sonra arkasına dönüp koşmaya başladı. Ne oldu şimdi? Öldük. Allah Allah. Bu da bir sondu. He, bu da sonlardan bir tanesi miydi? Dur bakayım, burada birazcık ara verelim ya. Emirhan 56 3. ayında Suat Osman'ın saçları çok güzel. Darısı başına diyor. Eyvallah eyvallah, teşekkür ediyoruz. Xcloni selamlar, iyi yayınlar 10. ayında. Eyvallah, hoş geldin. 10. ayın kutlu olsun kardeşim. Porsuku Porpor 4. ayında. Hankman 4 5. ayında. Senior Elma 7. ayında. Cümleten hoş geldiniz arkadaşlar. Kınıyoruz diye. Evet. Evet arkadaşlar, bu ben anlamadım yani. Hiç mi iyi sonu yok bu oyunun ya? Bitmeyen oyun yapmışlar. Aynen. Masana bak mı? Masamda ne var ya? Allah Allah. Çözümü bulman lazım sanırım diyor. Tamam, biraz daha deneyelim. R Özdemir 32 3. ayında. Abi cansın, seviliyorsun demiş. Teşekkür ediyorum kardeşim. Hoş geldin. Biraz hızlıca okuyalım buraları. İbrahim izleyicilerle beraber gelmişler. Hoş geldiniz. Aykut Nomad 11. ayında. Hadi bir sene olsun artık ya. İyi yayınlar Suat. Çetede selamlar diyor. Kocaman da bir kalp göndermiş bak Aykut sizlere. Hakbet 65-81. Patovasta 3. ayında aynı zamanda selamlar demiş. Aleyküm selam. Hçkır Beçkır selamlar chat. Selamlar TK ailesi 9. ayında. Simo 1903 2. ayında. Daha yolun başındayız. Eyvallah, hoş geldin. T
TK Lokman 96 5. ayında. Huxley 10. ayında. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Şuraya bakayım. Tamam. Evet, oyun enteresan. Farklı yerlerini deneyelim bakayım şimdi. Ya bir de şimdi bir sağa bir sola olmasın da bir yerlere mi odaklansak? Şimdi solu... Sola gideceğiz yine. Bu sefer çıkışı kapısını seçeceğiz. Buralar tamam. Bak yine sola gideceğim. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. Tamam. Ama burada da hiç kimse yoktu. Hiç inanası gelmediği halde bazı cevaplar bulma umuduyla Stanley patronunun ofisine gitmeye karar verdi. Bir merdivene geldiğinde Stanley patronunun ofisine gitmek için yukarı çıkan merdivenlere yöneldi. Tamam. Ne yapacaktık ya? Biz bir şey yapacaktık. Ha, çıkış yolunu seçecektik. Tamam. Tamam. Sanırım artık hepimiz işleyişi biliyoruz. Bla bla bla, karanlık sırlar, panel, Stanley bazı tuşlara basan. Ah hey, bakın yeni bir yol açıldı. Tahayyürat. Ah, helal lan adam. Ha, hızlandır şöyle işimizi ya. Bravo, sevdim. (gülüyor) 2, 8, 4, 5. Güzel, bunu düşünmüş olması güzel adamın. Burada çıkışa gideceğiz. Stanley üzerinde akıl kontrol tesisi yazan bir kapıdan geçti. Şurası. Bu kapının üzerinde çıkış yazıyor olmasına rağmen bu koridorun sonunda asıl olacak olan şey Stanley'nin vahşi bölümle karşılaşacak olmasıydı. Oğlum gandırıyorum. Bu sonsuz bir yol bu arada. Sonu yok bu yolun ya. Arkasındaki kapı kapalı değildi. Stanley halen arkasına dönüp yoluna devam edebilirdi. Yok, devam. Bu noktada Stanley vicdan muhasebesi yapıyor, bilerek ve isteyerek kendi ölümüne doğru gidebilecek gücü topluyordu. Topladım. Aa, koridor daralıyor mu, bana mı öyle geliyor? Oğlum bu ne, aşağısında gözükmüyor ama çok pis atlayasın var. Aman atla gitsin ya. Öldük mü yani? Aaa! Vallahi ölmedik bile. Makine vızıldayarak harekete geçer ve Stanley yavaş yavaş kendi sonuna yaklaşırken, eyvah, şey makinesi bu. Hayatında bir baltaya bile sap olamadığını düşündü. Stanley büyük resmi göremiyor. Gerçek hikayeyi bilmiyordu. Dar görüşlü algısında sonsuza dek kapalı kalmıştı. Belki de ölümü pek de büyük bir kayıp sayılmazdı. Tıpkı kör bir adamın gözlerini oymak gibi. Ve sonra bu ölümdü. Ve kısa ve boş hayatının vahşi sonunu kabul etti. Hoşça kal Stanley. Eyvallah eyvallah, görüşürüz. Bunu bana bir vur, sinirleneyim lan. Hoşça kal Stanley diye ağladı anlatıcı. Stanley devasa metal çenelerin arasına doğru çaresizce ilerlerken. O hayati anda makine vücudundaki tüm kemikleri un ufak edip onu bir anda öldürürken Stanley tamamen yok olmuştu. Aha! Ölmedik. Tamam, burada kutu var. Buradan gidilmiyor. Ama yine de halen birkaç dakika öncesine Stanley oyunu yeniden başlatmış, ofisinde ve hiç olmadığı kadar hayatta olabilirdi. Acaba anlatıcı onun ne yapacağını düşünmüştü. Aa, bu nasıl bir ortam? Hele ki üzerinde yürüyeceğin her bir yol, sen daha adımını atmadan çok önce hayatı ayna kılmak için yaratıldıysan. Şimdi anlıyor musun? Daha Stanley başlamadan önce en başından beri ölmüş olduğunu anlıyor musun? Yani bizim seçim şansımız yok muymuş?
Ben anlamadım şimdi bu. Dur bakayım. Aha burada sayılar var. 3-1. Ofis. Burada herhalde noktaya mı gideceğiz? Anladın mı diyor. Ya ben şöyle anladım demek istediğinden. Evet, onu da unuttum bak şimdi konuşurken ya. Aa, yapanlar. Da burada bak şu kapılara bir şeyler yapabilir miyiz? Dur bakayım. Kapalı. Şunlar neyi mesela? Düğme sesleri. Düğmeleri basıldığında oyun boyunca kullanılan seslerin birkaçı. Her ses bir klavye vuruşu. Ya burası eğitici kısım mı ya? Bu neymiş? İki kapıdan oluşan. Aa, oyunun şeyi bu. Bak yeni anladım. Burası oyunun oynadığımız kısmı değil mi? Dur başladık diyelim. Dur bakayım dur. İki tane kapı seçeneğinin olduğu yer neresi? Bak burada başladık. Şuradan gittik, buraya geldik. Burada iki tane kapı seçeneği vardı. Sol, sağ. Anladınız mı? Bak oyuna başladığımız yer, geldik iki kapı seçeneği. Sol, sağ. İkisi de aynı yere çıkıyor. Yani buraya mı çıkıyor demek istiyor? Anlamadım. Anladık diyor. Bu ne? Burada oyun oynamışlar falan. Tamam. Sağ sol. 431. Bisiklet falan var. Bura boş sanırım. Aa, az önceki şey tip. Apartman sayıcı. Koridor sonuna götüren seçimin önceki bir sürümünde bir sayaç telefonu açmanız için size 15 saniye veriyordu. Aa, oyunun sonuna geldik o zaman biz ya. Burada bize anlatıyor. Oyunun sonuna geldik bence. Yani seçenekleri gösteriyor bence burada ya. Çıkış. Bura neymiş? Dur çıkmadan çıkarız. Bu ney mesela? Bu da bir şeyin planı herhalde ama gidemediğimiz bir yer. Hadi bakayım devam. Aa, bu ne? Ha, bu asansör, basamıyoruz. Ben kayboldum bu arada. Az önceki çıkış neredeydi lan? Hah, burası. Of, şu ikisine de bir bak. Nasıl da birbirlerini yok etmeye çalışıyorlar. Nasıl da birbirlerini kontrol etmeye çalışıyorlar. Nasıl da özgür kalmayı düşünüyorlar. Ya gene attı önüme, şuna bas, şuna bas diye. Kapatıyorum ya. Vallahi kapatıyorum. Al. Görüyor musun? Birbirlerinin ne kadar çok ihtiyaçları olduğunu görüyor musun? Hayır. Belki de değil. Bazen bazı şeyler asla görülemez. Ama bana kulak ver. Hala bu ikisini görüyorum. İkisi de başarısız olmadan önce programı kapatın. Başa aa şeye döndük. Bu oynayan benim başka bir yolum. İlerlediğin sürece bir başkasının yolunu yürüyeceksin. Şimdi dur. Burada... Escape çıkış diyor bana ya. Yani ESC'ye bas çık diyor. Oyunun bitmesine ne kadar var biliyor musunuz diyor. Gerçekten sana ait tek seçim. Yok ya, bence devam. Devam. Senin yerine seçmesine izin ver. Öldük.
Çok son var oyunda, bitmez diyor. Ha biz aslında sürekli bitiriyoruz ama sürekli baştan başlıyoruz yani. Olayın özeti o gibi. Ya buna benzer bir oyun daha vardı, iki boyutlu. Ben onu biliyorum bak, o da Türkçeydi. Piksel bir oyun. Zaman senin yerine seçti diyor. Ne oldu şimdi? Ulan bu da mı oyunun bir parçası acaba, bizi böyle bekletiyor? Ahmet Efe Özdemir ilk ayında taze abonelerimizden. Must Bunny 4. ayında. 4. ay kutlu olsun Suat Başkan. Gelenek devam o zaman. 4 kere 4 16. 16 artı 4 20. 20 bölü 4 eşittir 5. ayda görüşmek üzere. Eyvallah eyvallah, hoş geldin. Oyun bug'a mı girdi, oyunla alakalı mı bilemedim ya. Aa evet evet. Ölmüşüz ya. Yok. Bu herhalde oynadıkça farklı sonlara götürecek, anladım ya. Suat ilk baştaki ofisteki bütün bilgisayarlara bas, yeni yol açılır diyor. Ama Stanley bu baskıyı kaldıramazdı. Ya bir karar vermesi gerekirse? Ya çok kritik bir sonuç tamamen onun sorumluluğundaysa? Bunun için hiç eğitilmemişti ki. Hayır. Bu sadece kötü bir şekilde sonuçlanabilirdi. Şu anda yapılması gereken şey, diye düşündü Stanley kendi kendine, beklemek. Hiçbir şey bana zarar veremez. Hiçbir şey beni kıramaz. Burada mutlu olabilirim. Sonsuza dek mutlu olacağım. Burada mı? Stanley bekledi. Saatler geçti, sonra günler. Yıllar ne çabuk geçti öyle. Artık aradaki farkı ayırt edemiyordu. Ama bildiği tek bir şey vardı. Elbette herhangi bir kuşkunun ötesinde eğer yeterince beklerse cevaplar ona gelecekti. Eninde sonunda bir gün cevaplar gelecekti. Yakında, çok yakında hem de. Bu bitecekti. Birisi ona konuşacaktı. Ne yapması gerektiği söylenecekti. Şimdi daha bile yakındı bu an. Daha da yakın. Ve geliyor. Bence tuşa basmamız alakalı değildi bu ya. Tuşa basınca mı oldu bu? Ne oldu? Allah Allah. Şu dediğiniz... Stanley ofisi hiç bu kadar iyi aydınlanmış haliyle görmemişti. Bu bir işaret miydi? Umuyordu ki öyleydi. Hem de tüm kalbiyle. Çok sinirim bozuldu oyuna diyor Mehmet. Ya bu klavye tuşlarına bas dediğiniz yer burası değil mi? Oyunun başı. Heh. Tamam. Bunlara basılmıyor zaten. Birini unuttum mu? Aa hepsine bastık ya. Burada bilgisayar bile yok zaten. Ha şunu mu? Basılmıyor da. Yok dediğinizi anlamadım ya. Kapıları da yoklayalım. Aa lütfen. Bunu sırf bir başarım almak için mi yapıyorsun? Bir kapıya 5 defa tıkla. Bir başarımın sana ifade ettiği şey bu kadar mı? Hayır hayır hayır. Bu erdemleri sana bu kadar az bir yemek, böyle 5 tırt tıklama karşılığında veremem. Şimdi farz et ki şu kapıya 20 kere tıklaman gerekiyor. Tamam. İşte o zaman bu tür bir yemeğin kabul edilebilir olduğunu söylerdim. Tamam lan. Ben hemen gazaya... 2, 3, 4. Söylemem gerekir ki şerefli bir sebep için dökülen terlerin getireceği tatmin duygusunu halen alamıyorum. Belki 50 defa tıklama olur. Evet, 50 tıklama olduğuna neredeyse eminim. Basarım lan. 50 kere de basarım lan. Ya ağzına gülerim oyuna. Aç şu kapıyı ya. Hangi bilgisayar ya? Adam bildiğin dalga geçiyor bence de. Oğlum bana kendini gösteriyor. Ya ciddi ciddi de 50 deneyesim geldi bu arada. Ne diyecek acaba? Sağ kapıdan git. Ha
Hadi bakayım ya, bir tur daha deneyelim şu. Bura nere lan? Kapıları da bir zorlayalım hem. Yok, buralar boş ya. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan toplantı odasına giden doğru yol mu değildi? Dur, televizyon şey, telefonu açmıştık. Dur, belki ona bakalım. Sadece çalışan dinlenme odasını görmek istemişti. Sırf hayran kalmak için. Yok, kapıları olmuyor. Vay, evet bu oda. Ne güzel bir oda. Ama işe geri dönmeye bu kadar istekli olan Stanley solundaki ilk kapıya yöneldi. Biz burada hangisinden gitmiştik? Soldan gitmiştik değil mi? Düz mü gitmiştik? Düz gitmiştik he? Tamam. Stanley yönlendirmeleri takip etmekte o kadar kötüydü ki yıllardır işten kovulmamış olması bir mucize. Bak Stanley, sanırım birbirimize biraz haksızlık ettik. Ben senin düşmanın değilim. Gerçekten bak, birilerine güvenmenin zor olduğunu biliyorum. Ama işin aslı şu ki, bu hikaye hep senin hakkında oldu. İhmal ettiğin birileri var Stanley, unuttuğun birileri. Lütfen her kararı kendi kendine vermekten vazgeç. Tamam. Şimdi kendim için sormuyorum, onun için soruyorum. Hadi bakayım, telefonu işte bu Stanley, kendini kurtarmanın bir yolu. İşi bir kenara bırak ve onun hayatına tekrar girmesine izin ver. Uzun zamandır seni bekliyordu. İşte o Stanley. Oh, hayır, bunu yapamazsın. Sen telefonun fişini mi çektin? Hayır, bunun bir seçim olmaması gerekiyordu. Bunu nasıl yaptın? Sen gerçekten yanlış bir seçim mi yaptın? Bunun mümkün olduğunu bile bilmiyordum. Bir kontrol edeyim. Adamın beklemediği bir şey yaptık, gördünüz mü? Hayır, harbiden de varmış. Bulutsuz bir gün gibi açık. Stanley ahizeyi kaldırdı, kendisini bekleyen karısının olduğu yerde dairesine geri döndü ve ikili birbirlerinin kollarına atıldılar. Müzik girer, ekran beyazlaşır, oyuncular listelenir. Telefonu açmamak aslında yanlış bir harekettir. Bu nasıl mümkün olabilir ki? Bu kararların hiçbirinin bir anlamı olmaması gerekiyordu. Anlamıyorum. Nasıl oluyordu anlamlı seçimler? Küfür mü geliyor burada? Burada küfür mü geliyor, emin misiniz? Oyunu yeniden başlat demen lazım. Hayır. Ulan oğlum, beni kandırmayın ya. Yoksa sen... Bekle bir saniye. Yoksa... Hayır, bu mümkün değil. Buna inanamıyorum. Bunu daha önce nasıl fark edemedim? Sen Stanley değilsin. Sen gerçek bir insansın. Böyle bir hata yaptığıma inanamıyorum. Bu yüzden doğru ve yanlış seçimler yapabiliyordun. Ve bu kadar uzun süre boyunca oyunu oynamana izin vermiş olmak. Daha fazla yanlış seçim yapmış olsaydın eğer bir çuval inciri berbat etmiş olabilirdin. Sanki gerçek dünya karar verme sisteminin en temel güvenlik protokolünü hiç kale almamışsın. Ya da durumun ciddiyetinin farkında değilsin galiba. Ben görev başındayken böyle bir riskin almasına karşıyım. Oyunu bir süreliğine durduracağım ki gerçek dünyada güvenli bir karar verme durumu için seni uygun bir şekilde eğitebilirim. Lütfen bu eğitim videosunu dikkatle izle. Seçenek. Gerçek bir insan olmanın en güzel yanı buydu işte. Ama yanlış kullanıldığında çok tehlikeli de olabilirdi. Örneğin bu senaryoda farazi bir insan olan Stevie bir seçim hakkına sahip. Fakirleşen 3. dünya ülkelerinin vatandaşlarının hayat şartlarını daha iyi hale getirmek için yıllar harcamış olabilir. Ya da 30 kilometre yarı çapında bulunan tüm öksüz ve yetimleri ateşe verebilirdi. Sen hangisini seçerdin? Unutma lan. Buradakinin aksine gerçek dünya bir anlam ifade eder. Ve hiçbir zaman rasyonel mantığa ters gelen bir seçim yapmamız. Eğer kendini mantıklı konuşmayan bir insanla konuşurken bulursan, galip ihtimal o kişi gerçek değildir. Düşüncelerini ifade etmelerine izin ver. Sonra da neden konuşamayacağına dair nazik bir bahane ver. Bir arkadaşına dönüp şöyle de, sanırım saat 4.30 mu oldu? Mahrem bölgelerime ağda yapmam gerekiyordu. Bu oyunu TK ekibi yapmış gibi. Egzersiz mi yapayım? Mükemmel. Belirli aralıklarla seçim yapmak, sağlıklı bir seçim yapma işlemine giden en iyi yoldur.
Tıbbi uzmanların birçoğu her gün en az 8 defa seçim yapmayı tavsiye eder. Daha fazla mı yapıyorsun yoksa daha az mı? Ve sonunda eğer yaptığın seçimlerin aslında anlamlı olup olmadığını ve dünyaya gerçek anlamda bir katkısı olup olmadığını sorgulamaya başlarsan şunu hatırla ki uzayın sonsuz boşluğunda düşüncelerin ve problemlerin zerre kadar önem taşımaz. Ve bu şekilde bu tür duygulardan kurtulursun. Şimdi ise eğitmenin seni bir teste sokacak ve bu videoda çalıştığımız meseleler üzerinde örneklendirme yapacak. Tekrar hoş geldin. Anlatıma ters düştüğü için bu odanın bozulmaya başladığını fark etmiş olman mümkün. Ama endişelenme. Şimdi iyi bir seçim yapabilmek için eğitilmiş olduğuna göre birkaç dakika önce yapmış olduğun seçime geri dönerek doğru seçimin ne olmuş olması gerektiğini görebiliriz. Bu taraftan lütfen. Kapat kapıyı. Tamam, geri aç. Ha, buradan mı gideceğiz? Geri gönderiyor beni ya. Şimdi seçimlerinin bir anlam ifade ettiğini bildiğimize göre platformdan aşağı atlayıp ölmeni istemeyiz. Karakterin hikayenin tam ortasında manasız ve gereksiz bir şekilde öldüğünü bir düşünsene. Hikayenin hiçbir anlamı olmazdı. Anlatım çelişkisi daha kötü hale gelmeden önce seni mümkün olan en kısa zamanda eve götürmeliyiz. Ne yazık ki bu yer gerçek hayattaki durumlarla başa çıkabilmek için yeterince donanımlı değil. Aşağı atlayacak bir yer yok mu ya? Aşağı atlayasım geldi ya. Tamam. Zıplama yok, evet, oyunda zıplama yok ya. Neredeyse vardık. Soldaki kapıdan girecek, doğru sona ulaşacaksın. Hikaye bir kez daha bir çözüme ulaşmış olacak. Ve sen de gerçek dünyada alnının akıyla bu işten çıkmış olacaksın. Şimdi şunu unutma. Tüm yapman gereken Stanley'nin yapması gerekenleri yapmak. Bu da sürekli sorumluluk sahibi olup düzgün seçim yapmayı ve her zaman hikayeyi ön planda tutmayı gerektiriyor. Eminim ki bu işin altından kalkarsın. Bana oy ve sıkıntı çıkmasın. Tamam. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. Hayır! Bunu neden yaptın? Çabuk, hemen diğer tarafa git. Belki de çok geç kalmamışızdır. Oyunu bozduk bu arada. Tiplere bak ya. Aynen, her şey birbirine girdi oyunda ya. Evet, enteresan. Şu an kafamı klavyeye sürtüyorum. Evet, çıldırmalık ama güzel. Oyun Allah var tatlı ya. Burada bırakalım bence bunu ya. Yani oyun hoşunuza gittiyse zaten sonlarına, alternatif sonlarına bakarsınız. Dur bakayım şuradan muzuğumuzu da açalım. Aa, müzik niye çalmıyor? Devam mı? Hayda. Devam mı edelim bir iki tur daha? Aa, dur bakayım. Şu bölümü bitir diyor. Hadi biraz daha ilerletelim madem ya. Soldan gideceğiz bu arada. Başka seçenek yok. Ah, mahvoldu. Seninle konuştuğumuz her şeyden sonra bunu yaptığına inanamıyorum. Hikayem, çalışmamı mahvettin. Neden, niçin? Eline ne geçti şimdi? Oyunu bozmanın içinde bu kadar özel olan şey ne? Tamamen çöplükten ibaret oldu şimdi. Hiçbir önemi kalmadı. Ve benim ne yapmam gerekiyor? Devam edebilmenin bir yolu olmuş olsaydı bile buna değer miydi? Hikayemin hatalı olduğunu mu biliyorsun şimdi? Nasıl geri döneceğim?
Bu bilgiyi sildim. Mahvettik vallahi. Sonsuza dek bununla yaşamak zorundayım. İmkansızlığını tekrar tekrar yaşamalıyım. Böyle yaşayamam ki. Oyundan tamamen çıkmak daha mı iyi? Tüm emeğimi bir anda yok etmek. Bilemiyorum. Cevap ne? Ne yapmalı? Hayır. Oyunu bozduk diye. Oyunu kapatmak zorundayım. Zorundayım. Aa, reset mi atacaksın lan her şeye? Üç kez tekrar başlat abi. Üç. Ooo, ben buradayım. Halen buradayım. Bu ıvır zıvırın arasındayım. Seninleyim. Sen bu kadar akıllı olduğunu kim bilebilirdi? Tabii canım. Bulunduğumuz yere bir baksana. Tüm oyunum mahvoldu. Bu dünyada bana ait olan tek şey oydu ve sen onu yerle bir ettin. Nasıl alt ettim zekamla? Komik olduğunu mu sanıyorsun? Sırf yapabileceğin için mi yaptın? Komik. Stanley gibi olmanın ne kadar önemli olduğunu sana yeterince anlatamadım mı? Ona söylediğim şeyleri nasıl yapması gerektiğini biliyor. Eğer ona bir şey söylersem, onu yapması için önemli bir sebep olduğunu biliyor. Böyle bir şey hiç aklına gelmedi, değil mi? Senden başka dünyalarında oldu. Sen bir çocuksun. Ah, hikayem. Soldaki kapıdan geçmiş olsaydın geri onu görmüş olacaktın. Yer altında devasa bir tesis vardı. Onu yok edecek ve muzaffer olacaktın. Öyle mükemmel olacaktı ki. Onun üzerinde çok çalıştım. Onu yapmak için çok uğraştım. Aa. Stanley'nin yapması gerekenleri yapmak. Bu da sürekli sorumluluk sahibi olup düzgün seçim yapmayı ve her zaman hikayeyi ön planda tutmayı gerektiriyor. Eminim ki bu işin altından kalkarsın. Bana oy ve sıkıntı çıkmasın. Tamam. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. Şeye attı gene. Israrla sağdan mı gidek yani? Ya ben şöyle tamam bak, bu oyunun şu bir farkı var. Şimdi o yüzden rastgele yerde çıkmayı düşündüm. Mesela diğer oyunda ne yaparsanız yapın başı atıyor. Hani seçimler yaparak şey yapıyorsunuz. Acaba şu an mesela ilerlemem kaydedildi mi benim? Sıfırdan başlasam bir şey değişecek mi? Allah aşkına sağdan gitti. Hadi bakayım. Hayır, bunu neden yaptın? Çabuk hemen... Stanley'nin yapması gerekenleri yapmak. Bu da sürekli sorumluluk sahibi olup düzgün seçim yapmayı ve her zaman hikayeyi ön planda tutmayı gerektiriyor. Sağdan oynatmıyor. Eminim ki bu işin altından kalkarsın. Bana oy ve sıkıntı çıkmasın. Tamam. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. Bu sefer sol. Sağı tükettik ya. Ama burada başka bir insan da yoktu. Hiç inanası gelmediği halde bazı cevaplar bulma umuduyla Stanley patronunun ofisine gitmeye karar verdi. Tamam. Buradan... Bir merdivene geldiğinde Stanley patronunun ofisine gitmek için yukarı çıkan merdiveni adam yiyor. Kapatmış burayı aşağı inmeyin. Adam sözünü dinlemiyor ki bak, aşağıya gidişi kapatmış. Tamam. Tamam, değişiyor bir şeyler, güzel. Patronunun ofisine girdiğinde Stanley bir kez daha bir insan varlığına dair hiçbir iz göremediği için ofiste afalladı. Değişmiş. Şoke olmuş ve aklı Arap saçına dönmüş bir şekilde Stanley tüm bunların kimin başının altından çıktığını merak etti. Ta ki yanında bir ses alıcısının olduğu kapıyı görene kadar. Tüm sorularının cevabı bu kapının ardında bekliyordu. Ve tüm ihtimallerin dışında şifreyi biliyordu. Daha geçen hafta patronunun bilgisayarında görmüştü. Nightshark 115. O şifre bu kapıyı mı açıyordu? Hala geçerli miydi? 115. Bunu bulmak için tek bir yol vardı. Stanley sesli konuşmamak için eğitilmişti. Ama şimdi bilinmeyenle yüzleşmek için gerekli cesareti kendi içinde bulabiliyordu. Derin ve keskin bir nefes aldı ve şifreyi söyledi. Ben mi söyleyeceğim? Benim Ulan sesli boşluğuma gelip söylemedim. İyi ki dolaşıyorum. Stanley şifreyi söyledi. Nightshark 115. Şifreyi hemen orada duvardaki alıcıya söyledi. Lan oğlum, hangi tuşla söyleteceğim buna? Affedersin.
Bir sorun mu var? Beni yanlış duymadın değil mi? Lütfen şifreyi alıcıya söyle. Oğlum, yoksa hikayede bunu ilerleyemeyiz. Bu kritik bir adım. Ben anlamadım ya. Ay, Night Bar 157 miydi? Tamam, eyvallah. Anlaşılan yapmayacaksın. Ama ne var biliyor musun? Seni buraya kadar getirdikten sonra yapacak daha iyi işlerin olduğuna karar vermen oldukça utanç verici. Ya ben söylesem ne değişecek? Yalnızca bir kez saygı duymanı isterim. Stanley'nin kendi seçimlerine duyduğu bir saygı. Bir hikayeyi ciddiye almanın ne demek olduğunu biliyor. Madem sana göstermek zorunda olduğum şeyi görmek istemiyordun, o zaman neden buraya geldin? Bir seçimin var. Adam küstü vallahi. Sağdaki kapıdan geçip gidebilirdin. Ne bok yapmak istiyorsan gidip orada yapabilirdin. Adam ne diye bu tarafa geldin? Konuşsana. Bir şey söyle. Kendini açıkla. Seni korkak. Adamı kızdırdık valla. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde soldaki kapıdan girdi. Adamın ses tonu mu değişti bana böyle? Bir bıkkınlık mı? Aa. Stanley, merhaba. Sen, her şey yolunda mı? Stanley, lütfen. Ben bir seçim yapman gerek. Kapıdan geçmelisin. Aa, bitti beni mi? Beni dinliyor musun sen? Beni duyabiliyor musun? Her şey yolunda mı? Stanley, bu önemli. Hikayenin sana ihtiyacı var. Bir seçim yapmana ihtiyacı var. Sen olmadan varlığına devam edemez. Beni anlıyor musun? Ne tür bir seçim yaparsan yap fark etmez. İkisi de doğru. Burada adama da üzüldüm lan. Biz birlikte çalışıyoruz. Ne yaparsan yap kabul edeceğim. Sadece bir adım atman gerek. Lütfen seç. Bir şeyler yap. Ne olursa olsun. Bilip bilebileceğinden daha önemli bu. Buna ihtiyacım var. Hikayenin buna ihtiyacı var. Yani beni duyuyor musun? Orada mısın? Bunu duyabiliyor musun? Stanley, ben tamam. Sorun yok. Bekleyebilirim. Karar vermek için zamana ihtiyacın var. Yaptığın seçimin doğru olduğuna emin olman için bu en güzel seçimdir. Bak bak, kendine vutuyor adam. Doğru olanın ne olduğuna karar vermen için bekleyeceğim. Ne kadar zaman lazımsa kullan. Evet. Burada beklesen bir şeyler oluyor mu acaba? Ha yok, gitti, kendi gitti valla. Bitmedi, devam mı? Tüm iş arkadaşları gitmişti. Bu ne anlama gelebilirdi ki? Stanley toplantı odasına gitmeye karar verdi. Belki sadece bırakılmış bir notu gözden kaçırmıştı. Yani artık arkadaşlar. Süpürge odası. Süpürge odası dediğiniz yer neresi ya? Ha, şeylerin odası. Patron oraya giderken miydi? İki oda var, bilgisayarları kapat. Soldan gideceğim. Ya tamam tamam, burada bırakalım ya. Az önce bu arada çok kritik yerde bırakıyormuşuz. İyi ki de devam ettirmişsiniz beni ya. Ben de şey sanıyorum şimdi. Ya oyuna giriyorsun, bir sona uğraşıyorsun, başa atıyor. Oyuna giriyorsun, bir sona ulaşıyorsun, başa atıyor falan gibi düşündüm. Hadi bakayım, müziği açalım. Oyun tatlı ya.